Aşağıdaki diferansiyel denklemlerden hangileri ayrılabilir diferansiyel denklemdir demişler. İsterseniz videoyu şimdi durdurun ve kendi başınıza hangilerinin ayrılabilir olduğunu bulmaya çalışın. Ben bu tür sorularda önce türevi yalnız bırakmaya çalışıyorum. çünkü eğer türev ifadesini yalnız bırakırsam ve denklem dy bölü dx eşittir y'nin bir fonksiyonu çarpı x'in bir fonksiyonu haline gelebiliyor ise, o zaman bu denkleme ayrılabilir diyebilirim. Çünkü denklemin her iki tarafını g'ye gy böldüğüm zaman. 1 bölü g'ye, bu da zaten kendi başına y'nin bir fonksiyonu çarpı dy eşittir, hx çarpı dx haline geliyor. İlk denklemin iki tarafını gy'ye bölerek ve dx ile çarparak ikinci denklemi elde ettik. Bu sayede bunun ayrılabilir bir denklem olduğunu gördük ve her iki tarafın integralini alarak da devam edebilirdik. O yüzden buradaki denklemlerdeki türev ifadesini yalnız bırakmaya çalışalım ve y'nin bir fonksiyonu çarpı x'in bir fonksiyonu formuna getirebiliyor muyuz bir bakalım. O zaman ilk denklem ile hadi başlayalım. Eğer burada her iki taraftan y çıkarırsak, y'nin x'e göre türevini yalnız bırakmamız kolaylaşır ve x çarpı y üssünü y'nin x'e göre türevi şeklinde yazalım. Evet, eşittir. 3 eksi y elde ederiz. Şimdi iki taraftan da y çıkardık. Öyleyse iki tarafı bir de x'e bölelim. Geriye y'nin x'e göre türevi eşittir bölü x yerine, şöyle yazalım. Parantez içinde 3 eksiye çarpı 1 bölü x. Evet, bu denklemdeki türevi y'nin bir fonksiyonu çarpı x'in bir fonksiyonu olarak yazabildik. Dolayısıyla buna ayrılabilir diyebiliriz ve bunu gösterebiliriz de. Her iki tarafı dx ile çarpıp 3 eksi y'ye de bölersek 1 bölü 3 eksi y dy eşittir 1 bölü x dx elde ederiz. Böylece ilk denklemin ayrılabilir olduğunu açıkça görebiliyoruz. Şimdi ikinci denklem'e bakalım. Buna da aynı tekniği uygulayacağız. Bunu farklı bir renkle yapalım ki işlemler birbirine karışmasın. Şimdi ikinciye bakacak olursak. Her iki taraftan buradaki 2x ve 2y ifadelerini çıkarabiliriz. O zaman iki taraftan da 2x çıkaracağız. İki taraftan da 2y çıkaracağız. Evet. Ve her iki tarafa 1 ekleyeceğiz. İki tarafa 1 ekleyeceğiz. Böyle yaptığımızda ne bulduk? Burası 0, burası 0, burası da 0. Geriye 2 çarpı y'nin x'e göre türevi eşittir. Eksi 2x eksi 2y artı 1 kaldı. Bir de her şeyi 2'ye bölelim. O zaman y'nin x'e göre türevi eşittir. 2'ye böldüğümüz için eksi x eksi y artı 1 bölü 2 oldu değil mi? Bu bana x'in bir fonksiyonuyla y'nin bir fonksiyonunun çarpımı olacakmış gibi gelmedi. Bunu nasıl x'in bir fonksiyonu çarpı y'nin bir fonksiyonu olarak yazabileceğimi açıkçası bilmiyorum. O yüzden bu bana ayrılabilir bir denklem gibi gelmiyor. Dolayısıyla buna ayrılabilir değildir diyeceğim. Sıradaki denkleme geçelim. Bunu bizim için zaten hazır bir şekilde x'in bir fonksiyonu çarpı y'nin bir fonksiyonu olarak ve vermişler. Sağ olun. O yüzden bu denklem açıkça ayrılabilir bir denklem. Eğer ayırmamı isterseniz onu da şöyle yapabiliriz tabi. Burayı dy bölü dx olarak yazarız ve her iki tarafı da dx ile çarpıp buradaki ifadeye bölersek 1 bölü y kare artı y dy eşittir x kare artı x de x elde ederiz. Dolayısıyla bunun için kesinlikle ayrılabilir diyebiliriz. Şimdi sırada son denklem var. Burada türev dağıtılmış olarak verilmiş. İlginç değil mi? O zaman eğer bu ifadeyi dy bölü dx parantezine alırsak, dy bölü dx parantezine alıyoruz ki, yalnız bırakabilelim onu. Böylelikle dy bölü dx çarpı parantez içinde x artı y. Evet, x artı y eşittir. x elde ettik. Her iki tarafı x artı y'ye bölersek geriye dy bölü dx eşittir. x bölü x artı y kalır. Bu ifadeyi de ikinci denklemde olduğu gibi x'in bir fonksiyonu çarpı y'nin bir fonksiyonu olarak nasıl yazabileceğimizi açıkçası bilmiyorum. Hiç yazılabilirmiş gibi de gelmiyor. Dolayısıyla buna da ayrılabilir değil diyoruz. Sadece birinci ve üçüncü denklemler ayrılabilir diferansiyel denklemlerdir.